to it, to take the matter of sustainability seriously. Because if we are not, there is no future. Sizin bu ziyaretiniz neye borçluyuz? Ben hiç böyle olmasını istememiştim aslında. Yani çok fazla fikrim vardı. Hepsini de gerçekleştirebilirdim aslında ama hiçbir destek çıkmadı bana. Sonra ben de aç kalınca başka şeylere başvurdum. Şimdi rahatla bakalım. Gözlerini kapat ve anlatmaya başla. Doktor hanım, ben galiba depresyondayım. Yani şöyle oldu. Ben bir öğrenciyim. Hani Japonya'da bir öğrenciyim. Ve hani oranın parası çok pahalı. Öyle olunca ben de çareyi paçinkolarda aradım. Paçinkolarda da iyice borçlanınca, kara borsaya girince falan ben iyice kötü bir hale geldim. Ve beni dolandırdılar, ettiler. Ve benden istedikleri şeyler insan ticareti yapmam. Ya baktım adamlar getiriyor ama biraz da böyle akıllı değiller bunlar. Ben de aldım bunların fikirlerini, kendi üstüme geçirdim. Bir güzel paramı kazandım. Artık ekmek bulabiliyorum, aç kalmıyorum. Ondan sonra işte ben de uçakla gele gele çevre edindim falan filan, hostes oldum. Ya ama bunlar benim peşimi hala bırakmadılar. Bana da zorla hani paraşütlü insan kaçakçılığı yaptırmaya çalışıyorlardı. Ya karışık işler işte. Ama şu an peşimi bırakmıyorlar. Hani her şey güzel giderken neden birden böyle oldu? Ben de anlayamıyorum. Yeter artık, yeter. Ama ben hiç böyle olmasını istememiştim. Ama kendi fikirlerim vardı benim. Paranın. Lanet olsun para. Bu sistem. Bu haftalık süremizin sonuna geldik. Haftaya kaldığımız yerden anlatmaya devam ederiz. Tamam tatlım. Tam istediğin gibi bir tane gönderiyorum bu gece sana. Ay hiç sorun değil, iyi eğlenceler. Ay, bu işi yapıyorum ama sor bir neden yapıyorum. Psikoloji ablam seçerken... kestim ama buyur. Al teşekkür ederim. Psikoloji seçerken hayır, milletin bu kadar manyak olduğunu ve bu kadar ucuza çalışacağımı hiç düşünmemiştim. İşte o yüzden ek işlerin peşinde koşturup duruyorum ben de. Saçma sapan şeyler. Herkes manyak, hayır, herkes. Hepsi manyak derken o kadar ciddiyim ki. Bak daha geçen gün iki tane hastam geldi. İkisi de geçmişlerine dair hiçbir şey hatırlamıyorlar. Gerçi... ben de çok şey hatırlamıyorum ama yine de garip, anlıyor musun? Harbi lan, ben niye plaj oldum ya? Ablacığım kusura bakma da çok haklısın yani, kafam bir oraya gitti. Ne bu şimdi, herkeste bulaşıcı bir hastalık mı bu? Sen ne düşünüyorsun bu konuda Big Boss? Zeki ile zengin olduğumu söylemiş miydim? Ben bu işi çözeceğim. Hizmetçi, bana hemen tabletimi getir. Hemen efendim. Robot otuyu bağla bana. Hadi hadi çabuk ol. Buyurun Big Boss. Robot Toto,
Bahsettiğim bu olayı hemen çözmemiz lazım. Bana en iyi dedektiflerimizi sayar mısın? Sayın Bigboss, ne büyük şans ki Adapazı Renk Lisesi 13. dönem mezunlarından elimizde hali hazırda iki dedektif var. İsterseniz biraz geçmişleri hakkında bilgi vereyim. Sefa Berkçilik, bizlerle çalışmayı kabul ettikten sonra tüm mevcut ilişkilerini kesmek için cenazesi yapıldı. Sevenleri çok üzüldü. Ancak en azından artık onun varlığından haberdar değiller. Rusya'ya Enka şantiyelerine götürüldü ve orada dedektif olarak yetiştirilirken bir yandan da görev yönünü bekledi. Hemen ajanlarımı yeni görev hakkında briefing vermeleri için gönderiyorum. Ooo, konforunuzu izledi mi Sefa Bey? Birkaç saattir Türkiye'de olacağız, tamam. Çok ses yapma, hadi bırak onu, bırak rahat. İpekler, fiziksel olarak zayıf görünse de kıvrak zekasıyla başarılı bir dedektif olacağına inandığımızdan kendisine iş teklif ettik ve bizlere çalışmayı kabul etti. Dedektif İpek'in fiziksel hazırlığı uzun bir süreç gerektirdi. Ancak sonunda başarıyla tamamlandı. İki dedektif de görev bilgilerini alır almaz en yakın zamanda uygun bir yolla kaçak bir şekilde ülkeye sokulacak. If there is a drop in cabin pressure, panels above your seat will open, revealing oxygen masks. If this happens, pull a mask towards you until the tube is fully extended. Please take a moment to find the exits closest to you. Ladies and gentlemen, this is your first officer speaking. This is the flight from Tokyo to Athens, flight number AE300, Airbus flight. Pamuk Ova'ya geldik. Farkında mısın? Artık biraz alçal da ben de valizi atayım. Tamam, otopilotu aldım. Yüksekliğimi uzun atlayabilirsin. İyi, tamam. Zaten göz doktorunu kandırıp zar zor pilot olduk. Sizin bu saçma sapan işlerin yüzünden bırak pilotluğu, şoförlük bile yapamayacağım. Ya ben çok mu meraklıyım sanki bunları yapmaya ya? Şartlar bunu gösteriyor. Ne yapayım? Hazır mısın? İşini hadi bitirince bakalım. De kapıyı kapat. Akşam haberleri çıkıyor. Tamam. Hadi bay bay. Ha, bu düşen ne? İyi günler. Gözünüz arkada kalmasın, o iş bizde. Ya anlamıyorum ki, havadan düşen adamı niye bize getiriyorlar? Bir de hayvanları kesip biçtiğimiz yetmezmiş gibi bu işe girdik. Oysa ben ne amaçlarla açmıştım bu dükkanı. Sokak hayvanlarına yardım edecektik.
Pamuk havada mı yapacaksın sen onu? Sokakta başıboş geze ineklere yapsan aylık bakımını. Sanki ben bayılıyorum da. Havadan düştün ne bu deyip bize gönderdiler işte. Ne olacak? İki tane müşterimiz var. Sen de sesini çıkarma. Zaten doktor olsan da bunlarla uğraşacaktın işte. Canım, tatlı sesini kesersen yapmam gereken işlere odaklanmam gerekiyor. Sen git Instagram'dan kangana kene aşısı yaptıracak birini bul. Benim buradaki işlerim bitti Ecem'cim. Sen ilgilenirsen ben gidip şu içeridekine bir bakayım. Hoş geldiniz. Sizi bir arayalım. Ali Berkeciğim, o sırada Fahri Bey'den dedektiflerin briefing kağıtlarını alır mısın? Arkadan dinlemeyin lütfen. Öne gelin, gelsene öne dostum. Gel öne. Aferin, dinle. Şimdi şöyle canlarım. Adı Pazır Özelenk Anadolu Lisesi'nden 2018 yılında mezun olanlar bir kelebek etkisi yaşamaktalar. Bu dönemden bir grup insan BT Industries'deki bilim insanlarından Berkay Yapıcı'nın icat ettiği zaman makinesiyle geçmişe gidip şu an ne olduğunu tam bilmediğimiz bir etki yaratmışlar. Dehşet verici bir şey, değil mi? He? Zaman makinesi mi? Efendim? Böyle bir şey gerçek olamaz. Bize neden söylenmedi? Senin işin dedektiflik değil mi? Araştırıp bulsaydın. Her şeyi biz mi söyleyeceğiz? Ayrıca sakal erkeğe yakışmıyor. Göreve başlamadan tıraş olmalıydın. Haftaya pazartesi böyle görmeyeyim, eve yollarım ha. Neyse işte, konuya dönersek sizin görevinizde bu etkinin okulun 13. dönemden mezun olmuş kaç kişiyi etkilediğini araştırmak. Anladınız mı? Çok iyi anladım diyor musunuz? Getir şu kağıtları bakalım. Bunları çok iyi inceleyin. Al sen de al. Alt katta geçmişe gitmiş olan bu insanlar sizi bekliyorlar. Bizim çocuklar tam ne yaptıklarını anlayamadılar ama umarım siz bunu becerebilirsiniz. Hadi bir gidip konuşun bakalım. Şu Sofi'li bir film izliyorduk hani geçen hafta. Yarım kalmıştı. İzleyelim. Ne biçim bina bu ya? Ne tabela var ne danışma. Yolumuzu kaybettik ya. Binanın bu tarafı daha sıcak. Buralı olmalı. Şükür normal görünümlü insan. Allah aşkına çıkarın bizi buradan. Adamların nedeklerini bile anlamıyoruz. Garip garip fantezileri var. Sizin zaman yolculuğuna dair bir anınız var mı? Ya sabahtan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Ya bizi bir salın. Kardeşim bak ben antrenörüm. Akşam ligde final maçım var benim. Ya ne maçı ya ne maçı? Benim yarın Sivas Atatürk Stadyumu'nda 31 bin kişiye konserim var. Bu geri zekalar yüzünden ardında yeni parçalarla çalışalım. Abi o da ne ki? Benim mallarım gümrükte kaldı. 8 saat içinde Çin'e geri yollayacaklar. İnsanlara aldığım parayı nasıl geri vereceğim? Batacağım. Gidelim. Bunların ikinci etkiden dolayı hiçbir şey yaptırdım. Bence de.
Işıkları niye kapatıyor herhalde karanlık? Bilmem ki. Çok yakıyor herhalde. Koskoca şirket onu mu düşünüyor? Ekonomiklik değil bu. Çevrecilik ve sürdürülebilirlik bir kere. Merhaba. Merhaba. Berker Bey şu an biraz meşgul. Yetkili kişi birazdan burada olacak. Ah merhabalar, sizler şu uzun zamandır beklediğimiz dedektifler olmalısınız, anlıyor muyum? Evet, evet. Bu görmüş olduğunuz zaman makinesini üreten şirketin sahibiyim açıkçası. Ah bu da işte bir numaralı bilim adamımız Sir Anthony Berkay Yapıcı. TV13'ü kendi elleriyle hesaplayıp da yaptık. Vay canım. Selam arkadaşlar. Patron bu aletin vurup kaportasına yedek parça istemiştik hani, hatırladın mı? Bunu sonradan fikir değiştirip siyah boyattık ama ruhsatta beyaz kayıtlı olduğu için beyaz parça göndermişler. Ne yapalım, onu sanayiye götürüp düzelttirelim mi? O sanayide bir usta vardı. Hani geçen şu üst çemberi yaptırmıştık. Evet, evet. Çok masraflı olmuyor. Ona yaptırtalım. Zaten peki, işe de yaramıyor. Neyse efendim, ben bir toplantıya katılmam gerekecek. Ben şimdi gideyim. Berkay size gerekenleri anlatacaktır. İyi günler dedi. İyi günler. Berkay, anlat o zaman. Alt kattaki 3 kişi zamanın akışını bozdu. Bunu da benim ilk geliştirdiğim alet TV13'ün benzin modeliyle yaptılar. Benzin fazla yakıyordu ama iyi çalışıyordu yani. Bayağı güzel çalışıyordu. Ancak daha sonra Alperen Çiçek denen bir profesör bozuntusu üzerine yıllarca ter döktüğüm aletimin planlarını ofisimden çaldırıp patentini kendi adına çıkardı. Bir gün onu aradım. Kendi geliştirdiğim aleti kullanmak için izin istedim. Bu saygısız, bir de şirketimize yasal tehditte bulundu. Biz de mecburen yerli ve milli yakıtımız olan bor ile çalışan makineyi yaptık. Ne var ki geçen ay yapılan bir ihale ile tüm bor kaynakları tekele geçti. Şu anda ülkemizde bor çıkarabilen tek kuruluş Öz Tapuloğulları Fındıkçılık Anonim Şirketi. Makineyi çalıştırabilmemizin tek yolu bu gibi duruyor. Boru bulmamız lazım. Bu bahsettiğin Ömer Sam bizim dönemdeki. Evet ama konumu itibariyle ona ulaşmamız çok zor. O iş bizden. Dönemdeki tanıdıklara bir bakarız. Belki tanıdığı çıkar. Peki siz boru bulup getirin. Biz burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hazır olacağız sizin için. Sportesinden başlayabiliriz. Olur. Hem yanında eski arkadaşları çalışıyormuş. Belki bir birlikleri çıkar. Hoş geldiniz. Berat Bey ile görüşeceğim. Berat Bey mi? Hayırdır? Görüşmemiz lazım. Berat Bey şu an önemli bir toplantıda. Bizim işimiz de önemli. O zaman dükkanını kapatmayın da şöyle içeri alalım sizi. Bak şu abine, sen de bunun gibi olmak ister misin? Gel gel dedi, sen de tebrik. 1 2 3 2 Müşteriler niye gelmiyor? Önemli olan o değil kardeşim. Biz burada kara para aklamaya çalışıyoruz. Peki bu otel işi ne oldu? Yakın zamanda inşaatlar başlayacak. Sana daha güzel bir şeyle geldim kardeşim. Yeni otel planı tamamıyla kereste. Bir tane bile beton yok. Beton yoksa ne var? Zarar da yok. Zarar yoksa ne var? Ahşap var.
Kesinlikle fiş ve fatura da almıyorum. Güzel bir otel, tamamıyla kâr ediyoruz. Bu kadar basit. Proje burada. Ama faydaları işte, ne olacak peki? Kereste olduğu için betonda ettiğin zararları kerestede netleyeceğiz. Fatura kesmeyeceğim. Kesmiyorum. Kimsenin haberi olmayacak zaten. Anlaştık o zaman. Güzel. Hadi bunu bir çay içerek kutlayalım. Güzel. Şimdi topu atarken ayaklarını kırılacaktır. Hadi bakalım. Selam patron. Bu kim? Ne bileyim, sabahtan beri burada. Ömer Sami geldiğini söyleyip biliyorum. Ömer Sami mi? Bu akşam Şarkı Cahil'in ve arkadaşları gelecekti. Belki onlar Ömer Sami'yi tanıyordur. Pardon. İpek, ben biz buldum. Tamam. Ben de Betül'ü iş yerinden beri takip ediyorum. Sanırım lise arkadaşlarıyla buluşacaklar. Onların peşindeyim. Tamam. Bugün size ne verebilirim acaba? Şef İspesiyeli. Hemen efendim. Teşekkür ederim. Pardon, bakar mısınız? Ha, geliyorum. Bugün size ne verebilirim acaba? Frambuaz cheesecake alıyoruz aslında. Siz ne alırsınız? Aa, ben de frambuaz cheesecake. Hemen geliyorum. Ya ne yapacağımı şaşırdım ya. Elimden gelen bütün işlerin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama bir türlü yaranamıyorum. Sürekli azarlıyor. Yani bir başkası gitsin, diğeri gelsin diyorum. Diğer departmanlarla da konuşuyorum. Onlar da aynı şeyden şikayetçi. Ya seni anlıyorum da. Bak ben patron oldum da ne oldu? Benim üstlerim de bana aynı davranıyor, kötü davranıyor. Benim üstümdeki sorumluluktan kaynaklı ben de altındakilere öyle davranmak zorunda kalıyorum. Hiçbir şey değişmiyor ki. Ya aslında Beyza gibi olacaksın. En iyisi o yani. 2-3 gün hasta bakıyor, sonra full geziyor. Bak şimdi, sen öyle diyorsun ama aslında hiçbir farkı yok. Hasta geliyor, yok işte efendim şunu yap bunu yap, patronunmuş gibi, hiçbir farkı yok. Ama ne yapalım, para lazım, gezmek için. Ne yapalım, katlanıyoruz. Sonra siz de benim gibi olun. Alın çadırınızı, gezin, tozun, kafa rahat. Aa, keşke. Geçen bir tane Moğolistan gezisi. Uçak biletlerine baktım, abi böyle bir şey olamaz. Ne oldu, gidemedim. Neden? Pahalıydı, ona kadar para vereceğim. Yok artık, çok alın çadırımı, kamp yaparım ya. Sahne 1, kayıt. Nasıl bir yaz çekimi böyle? Birazcık daha summer vibes olması gerekiyor. Yunus Bey söyler misiniz? Daha böyle bir yaz kıyafetleri getirsin. Ay boğuluyor, beceremeyecek. Biz bunu en iyisi havuz kenarında çekelim. Böyle olmayacak bu. Baktın, bakmasaydın kimlerden kaçarken yıldın. Kaçmasaydın neden buradasın oh be. Artık istemiyorum seni işte. Kestik. Sonunda bitebildi harbiden. Üç tren de var, yetişemeyecek. Aynen, iyi misiniz? Bir yardım eder misiniz ama?
Canım içi, sence nasıl oldu? Ben bilmem, yönetmen sensin. Ya 2 saattir güneşin altındayız, ben böyle rezalet görmedim. Canım, üçteki randevuda da yetiştik. Burada. Bir tek bekleyen sen değilsin. İnanamıyorum, gerçekten rezalet. Acaba ailenim kırmızıyı mı giyse? Hayır, ailenin gözlerine beyaz renk uyuyor ya, gerçekten. Ama Zira'na kırmızı çok yakışıyor. Bence de Aylin Hanım'a beyaz daha çok yakışıyor. Berkin'cim bunlar senin şimdi, sen dal. Artık gidebilir miyiz? Şirkete geç kaldım. Bakın Ebers Bey, uymamız gereken plan buydu. Hayır, biraz inceleyin. Biraz mola hayır, verelim bir tane. Ayaklarımı ıslatmak istiyorum. Allah. Sen kimsin? Sakin ol. Oğlum kime artistlik yapıyorsun? Sen kimin setine geliyorsun? Bana bak, bak. Uzatma. Ooo Sefa kardeşim, tanıyamadım ya, kusura bakma ya. Gel çıkalım, kusura bakma, gel ya. Sizin setinize de çekiminize. Ben gidiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben artık çalışmıyorum. Gel. Sefa kardeşim, ne yapıyorsun görüşmeyi? İşte ya. Ben de şey arıyordum, Ömer Sami bizim vardı ya. Hangi arıyordum. Ömer? Bizim Fındık Ömer mi yoksa? Bizim Ömer mi ya? Zaten yarışmaya katılmışlardı Defne ile Sena'lar. O çekimleri vardı. Onlar Sami'nin nerede olduğunu biliyordu. Ha, olabilir, olabilir. Neyse, havuza girmek ister misiniz siz de ya? Gelin. Ay yok canım, ben şimdi hiç giremem. Aynen. Ya siz bilirsiniz, tamam. Hadi. Hoş geldiniz tekrardan. Sizinle hemen geliyor. Pardon, şöyle geçebilir miyim? Ay hoş geldin. Nasılsın? Merhaba kızlar. İyiyim, sen nasılsın? İyiyiz biz de. Oturuyorduk öyle sohbet ettik. Neler konuştunuz ben gelmeden önce? Ya ne yapalım işte, iş güç. Adama! Yeni koleksiyon hazırlamışsın. Evet, çok güzel. Çok sevindim, ben de duydum onu. Hatta göstereyim isterseniz. Bakalım. Wow, çok güzel görünüyor. Yani işte, bence de çok güzel. Baksanıza şunun renklerine, şu keskin dişlerine. Wow, çok güzel görünüyor. Öyle işte. Dahasını da çıkarmayı düşünüyorum. Sizce nasıl? Kalsın. Bence çok güzel görünüyor ama... Yani insanlar nasıl yapıyor? Aman abla, basma dikkat. Tamam. Kaç yıllık mühendis ederim. Sanki kendi başıma bir priz tamir edeceğim. O kadar para vereceğim. Pardon ya, hesap isteyecektik. Garson yok mu acaba? Kızlar, Almanya'da gördüm. Herkes kendi hesabını ödüyor. Öyle yapalım. Tamam. İnternette istediğiniz oteli aradınız. Beğendiniz ve gittiniz. Ama hiç beklediğiniz gibi çıkmadı mı? Ucuz diye gittiniz. Kışın havuza girip yazın kızağa mı bindiniz? Spor oteli diye gittiniz. Golfçi amcalar mı çıktı? Elif golfçi amcalar. Of, neredeyim ben? Hiç internetten otel aradınız mı? Değişik sitelerden aynı odaların farklı fiyatlı olduğunu fark ettiniz mi? Lider içiniz, yapay zeka destekli uygulamasından üzerine uygun oteli bulabilirsiniz. İşte her şey bu kadar basit. Ne güzel giriş yapmış. Ay çok güzel bir oyuncuyum ya. Tamam abartmayın. Becermişsiniz inşallah. Efendim gelin böyle bir izleyin. Gördük. Ben başa alayım hemen. Yaren bir gün programı 12'ye kadar atmanı istiyorum senden. 12'ye kadar mı efendim ama saat? Evet. Bir sorunum var, başka yok, bir yok. Şey mi var? Yok tabii, atarım ben. Stajyer nerede ya? Buyurun efendim. Depoda telefon unutmuşum. Hemen gidip al. Ama orası karanlık ve anahtarı yok. Ne yapayım? Bunu ben mi çözeceğim?
Tamam. Bu işte bir şey der. Gelin biz videoyu izleyelim sizle. Bakın. Bakın burada. Bu ne ya? Yapmacıklığa bakar mısınız? Flash TV mi bu? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Baştan çekiyorsunuz bunu. Hiç beğenmedim. Hiç. Oldu. Sözleşmeniz var sizin. Para almak istemiyorsanız çekmeyebilirsiniz. Hemen başlıyorsunuz. Baştan çekilecek. Yarın istiyorum bunu. Evet arkadaşlar, baştan çekiyoruz. Seni yerine alalım buraya birazcık daha. İşte her şey bu kadar. Merhaba Türkiye. Türkiye'nin kaymakamlarını seçtiğimiz Kim Kaymakam Olmak İster'de Meltem Hanım'la yarışıyoruz. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş buldum. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Meltem Tutar. Aslında yarışmaya katılma gibi bir hayalim, hedefim yoktu ama arkadaşlar zoruyla geldim buraya. Ya umarım kaymakam olurum. Çocukluk hayalimdi çünkü. İnşallah olursun. İnşallah. Kimle geldiniz? Kaymakam olursam müstakbel danışman adayım, çocukluk arkadaşım olan Şevval'le geldim ben. Hoş geldiniz Şevval Hanım. Bize Meltem Hanım'dan bahseder misiniz? Merhabalar, ben Meltem Hanım'ın asistanıyım. Aynı zamanda da çocukluk arkadaşıyım. Beraber çok güzel günlerimiz oldu. O düştü, ben onu kaldırdım. Ben düştüm, o beni kaldırdı. Ben ona güveniyorum, diğer arkadaşlarım da güveniyor. İnşallah istediğini alacak. Ya Şevval Hanım abartıyor işte. Çocukluk arkadaşım olunca biraz beni abarttı. Kuralları biliyorsanız başlayalım. Biliyorum. Hayırlısı olsun. Başlayalım. Evet, başlıyoruz. Dinlediğiniz eserin ismi nedir? A. İşte bakanım. B. Kaymaklım. C. Vekilime kaymak lazım. D. Fındık fıstık badem. Buldum. Bu Ankaralı Turgut'un benim çok sevdiğim şarkılarından biri. Zaten kalitesini görüyorsunuz şarkının. Cevabımı verebilirim herhalde. Tabii. C şıkkı vekilime kaymak lazım. Son kararım. Bakalım cevap neymiş? Doğru bildin. Zaten emindim de. Neyse. Devam edelim. Bir kaymakam için en ideal makam arabası hangisidir? A. Volkswagen Amarok. B. Audi A8 Quattro. C. Fiat Panda. D. Mercedes E300 AMG. Bakan olsa Mercedes olurdu ama kaymakama ne yakışır ki? Bilemedim şimdi. Joker haklarımı öğrenebilir miyim? Tabii efendim. Şu anda 3 tane jokeriniz var. Jokerleriniz 8G görüntülü bağlantı, torpil yap, danışmana sor. Ben 8G görüntülü bağlantı joker hakkımı kullanmak istiyorum. Meltem Hanım'ın jokerlerini tanıyalım. Hümeyra Hanım, Ataberk Bey, Alparslan Bey. Bize jokerlerinizi tanıtır mısınız? Hümeyra Hanım'ı sporla alakalı bir şey olsaydı bağlanmak isterdim. Ona bağlanmayalım. Alparslan Bey de ateşli silahlar vesaire bir şeyler olsa bağlanabilirdik. Ama Ataberk Bey olabilir. Ataberk çünkü cilalı araçlarla ilgileniyor. Ataberk Bey'e bağlanalım. Evet, Ataberk Bey'e bağlanıyoruz. Alo, merhaba Tuğçe Hanım. Merhaba Ataberk Bey, nasılsınız? Biz de iyiyiz. Meltem Hanım'la yarışıyoruz şimdi. Kim kaymakam olmak isterdin arıyoruz. Size bir soru soracak. 30 saniyelik süreniz olacak cevaplamak için. Hazır mısınız? Tamam, hazırım. Evet Ataberk, beni dinliyor musun? Tamam, başlıyorum o zaman soruyu okumaya. Bir kaymakam için en ideal makam arabası hangisidir? A. Volkswagen Amarok. B. Audi A8 Quattro. C. Fiat Panda. D. Mercedes E300 AMG. C şıkkı mı istiyorsun? Fiat Panda. Bir daha söylesene, Mercedes ne dedin? Mercedes Alo. E300 AMG. Anladığım kadarıyla doğru cevap şey olmasın. Süren bitti. Galiba süreniz yetişmedi.
Maalesef yetiştiremedik. Ama ben başka joker hakkımı kullanmak istiyorum. Anladım. Danışmanıma joker hakkımı kullanmak istiyorum ben şu an. Şevval Hanım'ı sahneye alalım. Süreniz azalıyor Meltem Hanım. Hazır mısınız? Hazır. Cevabınızı alalım. Ben D şıkkı Mercedes son kararım. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir kaymakamın makam odasında hangisinin bulunması sorunludur? A. Öğle uykusu için koltuk takımı. B. Kaymakamın yağlı boya resmi. C. Elvis Presley posteri. D. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası. Aslında öğle için koltuk takımıyla yağlı boya tablolar arasında kaldım. Ama Joker'de kullanmak istemiyorum. Ben risk almayı düşünüyorum çünkü kaymakam olmak risk almaya gerektirir diye düşündüm. Cevabımı veriyorum. A. Öğle arası için koltuk takımı son kararım. Maalesef Meltem Hanım. Doğru cevap B şıkkı. Kaymakamın yağlı boya resmi olacaktı. 2021'de zorunluluk getirilmiş. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bulgaristan'da kazandınız. Teşekkürler. Bir sonraki yarışmamızdan önce reklama gireceğiz. Evet, bu haftaki Ölmemeyi Öğren'e hoş geldiniz. Yeni konuklar, yeni maceralar, yeni heyecanlar. Şimdi konuklarımızı tanıyalım. Kimsiniz acaba? Merhaba, ben Sena. Yaşım 26. Ne işle meşgulsünüz? Okuyorum. Hala öğrenciyim. Bitiremedim okulumu. Neden programa katılmak istediniz? Ece benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden beri tanırım onu. Küçüklüğünü bilirim Ece'nin. Onun için katıldım. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Merhaba, ben İrem. Kerbar'la uğraşıyorum. Uluslararası ticaretini yapıyorum. Bize gösterebileceğiniz örneğiniz var mı? Tabii ki bunlar... Bilekliklerim, sonra kolye satışlarım da var. Başka bir uzmanlık alanınız var mı İrem Hanım para kazandığınız? Bir de fallara bakıyorum. Hissediyorum seni. Görüyorum bir şey. Kolay gelsin İrem Hanım. Teşekkürler. Merhaba, siz de mi buradaydınız? Bize acaba kendinizi tanıtır mısınız? Ben Defne, 26 yaşındayım. Küratörüm, galerim var. Onunla uğraşıyorum. Böyle kendi kafamda eserler toplamayı, öyle insanlara göstermeyi, onları pazarlamayı çok seviyorum. En sevdiğiniz ressam Salvador Dali mi, Picasso mu? Seçim yapmak çok zor. Ama galiba Salvador'la gideceğim. O zaman başarılar dileriz Defne Hanım. Teşekkür ederim. Sıla Hanım, bunca konserin turnenin arasında vakit bulup da Ece Hanım'ın programına neden katılmak istediniz? Ece ile çok eski arkadaşız. Birlikte çocukluğumuzu geçirdik diyebilirim. O yüzden rica edince kıramadım tabii ben de. Bu yoğun turnelerin arasında birazcık zaman ayırdım. Yarışmacılarımızı tanıdık. Şimdi rotamızı öğrenelim. Gelin. Rotamız bu. Samsun'dan Çamoluk'a gideceğiz. Ah tanrım, ne kadar uzun bir yol. Sonra Çamoluk'tan uçağa binip İzmir'e kadar gideceğiz. Kuşanın bakalım silahlarınızı. Olarak yola çıkmadan önce hazırlanmanız gerekiyor. Şimdi biraz ne durumda olduğunuzu görelim. Evet, tek sıraya geçin.
Şimdi sınav pozisyonu alın. Söylenmek yok, söylenmek yok. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını zannediyorsun? 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9. Hadi ortada buluşacaksınız. Hadi 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 hadi. Gel gel. Gel. Çok sıcak, çok yoruluyoruz. Sıla sürekli emekliyor, hiçbir şey yapmıyor. Artık Sıla bir şey yapmanın zamanı geldi. Sen benim hakkımda mı konuşuyorsun? Bir şeyler yapma zamanı demek. Ne yapıyorsunuz siz? Lanet! Ah tanrım, şimdi ne yapacağız diye geldik. Nasıl karşıya geçeceğiz? Evet, ilk tehlikemizle karşı karşıyayız. Ama bunu bir fırsata çevirebiliriz. Şimdi size akşam yemeği için balık tutmayı öğreteceğim. Balık mı? Kimsenin olmadığı bu ıssız gölette balık tutmayı öğreneceğiz. İşte böyle yapacaksın. Böyle mi? Hayır, olmuyor. Daha... Tamam, tamam. Düşmedim, tamam. Üstüme sıçratmadan. Galiba bir şey yakaladım. Hayır, onu yiyemeyiz. Ya ben biraz yoruldum açıkçası. Tam böyle Ece arkadaşımız diye geldik. Böyle ne bileyim, programına yardımcı olalım. Yani ben galerimi özledim ya. Klimalı galerim böyle. Benlik değil. Gece ısınabilmek için ateş yakmamız gerekebilir. Ben hallederim. Ben hallederim, ben hallederim. Ben hallederim. Bakın, kaplumbağa buldum. Ece'nin bu benim alabilir mi? Isırmıyorsa olabilir. Yok. Ah, çok ısırdım ben, suyumuz yok mu? Burada nerede su bulacağız? Biraz daha dayanman gerek. Bir fikrim var. Temiz su bulup geleceğim. Siz burada bekleyin. Ece Hanım bizi çok zorluyor. Ama sevdiğimiz için bu işi... Seviyoruz, ne yapacağız? Mecburen yapıyoruz. Yoksa çekilecek şey değil. Temiz su getirdim. Hani su ıslamıştınız? Bu kendi kendini temizliyor. İçmeyecek misiniz? Tamam, ben içerim. Boğdunlar çok ıslak. Ateş yakamayacağız. Açlıktan ölüyoruz. Hiçliğin ortasında kaldık. Sanırım ayıları yiyeceğiz ya da belki ayılar yiyecek. Çiğ yılan bu. Çiğ yılan yenir mi? Kimse sana öğretmedi mi bunu yiyemeyeceğini? Ama ben çok acıktım. Çok acıktım. Hayır, 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 bizim arkadaşım. Yeme. Ne yapıyorsun? Yeme arkadaşımı. Açım. Of. Tamam, hadi yiyelim. Yeter, yiyelim. Yiyelim artık. Hadi, tamam, lütfen. Sen yeni bir kameraman mısın? Evet, evet. Diğer kameraman izne çıktı galiba. Aynen arkadaşım, izne çıktı, yerine ben geldim. Bir dakika, ben seni bir yerden hatırlıyorum. Çıkar bakayım, sen şapkanı çıkar çıkar, bak bir bak. Senin burada ne işin var? Size çok önemli bir soru sormam gerek. Ömer Sami Özsopalıoğlu'nu nerede bulabileceğim hakkında bir fikriniz var mı? Bu hepimiz için çok önemli. Ömer mi Sami? Ben biliyorum o galiba. Kimdi? Ben yarın İrem'in yanına gideceğim, fizyoterapist İrem'in. Kolum zaten bozuktu bu aralar. O bir aralar Ömer Sami'den fındık yağı alıyordu mesela için. Beraber gideriz yarın. Hayır, çok iyiyim de hemen çekime devam edelim. Sen git kameranı al. Neden çekim yapıyor onu göstereceğim. Bak mesela bunu kavak kemiği olarak düşün. Evet. Buradan bunlar işte buradaki sinirlerin olsun diyelim. Bunlar bu kemiğine, aynen, kemiğine baskı yapıyor. Hani bel fıtığı işte sinirler tabi bacağına kadar uzanıyor. Baskı yaptığı için de tabi bacağına da bir çekme yapıyor.
Ama iyi ki buraya gelmişsin, biz bunu da düzeltebiliriz. Yani bana güvenebilirsin Reyhancığım. İrem çok teşekkür ederim. İyi ki varsın yani. İyi ki tanıdığım bir fizyoterapist arkadaşım var. Ne demek, bugünler için varız çekerim. Evet Reyhancığım, şimdi sana eşi benzeri görünmemiş bir tedavi yapacağım. Eldivenlerimi de takayım. Aa bu arada ben masaj da yapıyorum. Emekli olduktan sonra gelebiliriz. Bas değiştirir falan. Zaten yakında emekli olacağım ben de biliyorsun. Aynen aynen. İrem rahatsız etmiyorum değil mi? Ben randevu saatim geldi sandım. Yok Sena'cığım geldi. Ben Reyhan da burada. Beni rahatsız etmiyorum. Siz oturalım şuraya. Tamam oturun. Siz bekleyin tamam. Orada. Sena'cığım bu sefer niye geldin yanımıza bakalım? Şimdi İrem'cığım. Geçen eşimle yatıyoruz. Böyle muhabbet ediyoruz. Konuşuyoruz. Kalkmıyor. Kolum kalkmıyor. Kaldıramıyorum kolumu. Neyse bir şimdi halledeceğiz artık. Ne yapalım? Bu beyefendi kim diye tanıdık geliyor bir yerden. Bizim Sefa bu. Hangi Sefa ya? Merhaba İrem. Aa bizim Sefa Nur bu. Yine akademisyen olduğunu zannediyordum. Ya öyleyip de Sefa işte ne yapalım maaş yetmedi. Ben de geleceği fizyoterapide gördüm. İşte sütçüyüm ama gittik birkaç yıl okuduk şimdi. Müşteri de bol baya. Sabah da Reyhan geldi işte. Fabrikasında belini gitmiş, bel fıtı olmuş biraz. Reyhan sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayatın? İşte İrem de söyledi sana dediği gibi böyle benim incinli fabrikada çalışırken biliyorsun kimya mühendisi olduk ama benimiz gitti ne yapalım? Bir şey içer misiniz? Ne ikram edeyim size? Bunun için vaktimiz yok. Sana tek bir sorun var. Östopalı'na sunuculuk istiyorsa Ömer sen Östopalı'na ulaşmanız gerek. Bunun hakkında bir fikriniz var mı? Aa Demircioğlu kerestecilik Ömer'den mal alıyordu diye hatırlıyorum. Peki çok teşekkürler. Senacığım sen geç bari. Hangi kolun kalkmıyor bakalım? Bu kalkmıyor. Hangi hareketleri yapamıyorsun? Böyle yapamıyorum. Neyse biz sana toptan bir düşelim. İrem Hanım sizi de biraz fazla anladım. İrem Hanım benim kolum ağrıyordu ama. Bunlar böyle mi yapılıyordu ya? Ben deneyim mi bileceğim be? Geçmiş olsun hadi kalkma. Teşekkür ederim. Olayın büyük bir kısmını çözdük galiba. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Erkin Güngör Ekercan adında çok önemli bir eğitim bilimci. Sınava yakın bir tarihte sunuma gelmişti. Yok hatırlayamadım galiba ya. Bir sürü kişi gelmişti. İşte ben de başta hatırlayamadım. Ama üstüne düşündükçe aklıma bu isimle ilgili parça parça görüntüler geliyor sanki. Galiba sona ulaştık. Bakalım Demir konuşacak mı? Bulabileceğimiz herkesi bulduk. Herkesle konuştuk. Eğer bu fırsatı yakalayıp geçmişteki olaya müdahale edemezsek 13. dönem mezunların hayatları daha da kötüye gidecek. Araştırma ofisindeki her şeyi yok edip gelin. Merhaba Big Boss, araştırmalarımızın sonucu. Silencio porfa. Derin bir nefes alıyoruz. Evet, sanıyorum Bora ulaşmışsınız. Peki mezunlar hakkında ne veri topladınız? İşte, sonuçlar burada Big Boss. Evime bir daha asla elektronik bir şey sokmayın. Ya dinliyorlarsa o zaman ne yapacağım? Basılı su yok mu bunun? ver şöyle. Ne kadar etkilenmişler böyle. Evet. O zaman araştırmanıza devam edip boru bulup buraya getirin. Ben de meditasyonuma devam edeyim. Peki Big Boss. Peki Big Boss.
Adamları görebiliyor musun? Buradalar. Görüyorum ama duyulmuyor. Tamam, o zaman drone gönderiyorum. Emir Bey, mahkeme kararı ödemeniz gereken borçlar var. Bunu zaten patronumuzla da görüştük. Bugün işte tahsil etmemiz gerekiyor. Tamam kardeşim, ben halletmeye çalışacağım. Ömer Sami Bey'e de söyledim zaten. Bu bizim sorunumuz değil ama gerçekten bugün almamız gerekiyor. Peki benim ne yapmam lazım? Bugün ödeyeceksin. Ödemen lazım. Kim kimi koparıyor kendim? Emir Bey, usulen halletmeye çalıştım ama kabul etmediniz. Lütfen gerekli işlemleri yapın artık. Madem başka seçenek kaldı. Ara. Alo muhasebe. Şu Emir Bey, ciddiyeti anlamadınız herhalde ya. Muhasebinde paran olmadığını biliyoruz. Gerekli para evde. Lütfen zorluk çıkarmadan getirin artık. Bizim de işimiz var. Oğlum adam ne diyor, ne diyor? Kerestelerle ilgili konuşmam lazım ki para ne olmuş onu öğrenmem lazım. Ya Demir Bey lütfen. Hani kendinize hizmetçi tutacak paranız var da bize verecek paranız mı yok? O benim hizmetçim değil, o benim vaftiz babam. Neyse. Ne yapalım vaftiz babacığım? Yatağın altından kasayı getirirsen. İçersiniz belki. Madem paran vardı neden uğraştın lan bize? Adam gibi istemediniz ki. Orada bir ışırtı mı var ya? Boş verin ya, kedidir, işinize bak. Neyse. Bak bakalım. Alın işte paranız. İstediğiniz oldu mu? Tamamdır Emre Bey. Faltası var gibi gözüküyor. Sizin iş yapmak her zaman gibi çok iyiydi Demir Bey. Her neyse. Sami'ye de selam söylersin. Selamını iletirim. Allah kahretsin. Bütün tatil paramı gitti. Gidiyorlar, gel çabuk. Tamam, geliyorum. Sende bir değişik lok var bu aralar. Saçın mı bayattın? Bak adamlar biniyor, hadi kaçıracağız. Boş yapma. Galiba Ömer'in peşinden gidecekler. Bu arkelikler bizi mi takip ediyor ya? Bizim döndüğümüz yerden döndüler. Bilmiyorum ya, ben de gittiğimizden beri peşimde görüyorum beyaz arabayı. Galiba takip ettiğimizi fark ettiler. Bizi izliyorlar, ben gidiyorum. Getir. Uyanmadı mı? Uyanmadıysa uyandırırız. Nerede kalmıştık? Sefa Bey. Yoksa oğlum. Bak güzellikte soruyorum, niye konuşmuyorsun?
Ne oldu? Ha? Bugün hangi parmağını alayım ha? Getir. Oğlum konuşsana, senin sorunun ne lan? Ama bunun da senin sorunu var. Konuş konuş, ne gülüyor? Kül getir, hızlı ol. Ver. Oğlum senin gibi kimler gelip geçti lan buradan? Hepsini tek tek konuşturdu. Al biraz da despacito dinle. Her şey anlatacağım. Konuş. Patronumuz bir geçmişteki etki düzeltmek için görevlendirdi. He. Zaman makinesi için bor gerekiyordu. Zaman makinesi mi? Çok dövdük lan herhalde. Dedektif İpek ile Ömer Sami Örek. Dedektif İpek nerede? O kim? En son çalışmadaydık. Bu da buralarda bir yerdedir. Ne diyor oğlum? Aslan, seninle daha sonra oynayacağım. Sayın vekilim yanında düzgün konuş. Başlarım vekilini. Sen şu dakika. Sen şöyle sakin ol. İstersen geç şöyle otur. Daha fazla asamım olur. Sakin ol. Otur. Öyle. Öyle yeni tamam. Elemanlarla beni tanıştırmıyorsun. Sonra böyle oluyor işte. Kusura bakmayın sayın. Allah Allah. Bir hata olmuş. Sefa kardeş. Kusura bakma. Bizim elemanlar seni biraz hırpalamış ama yıllar sonra tanımak biraz zor oldu seni. Oğlum niye bilmediğin adamı dövdürüyorsun? Manyak mısın? Bak. Sayın vekilim yanında düzgün konuş. Sayın savcım da burada. Bir sıkıntın varsa avukatım orada. Git onunla konuş. Evet Sefa. Bunca'nın ardından beni niye aradın? Bizim dönemdeki insanlara yardım etmemiz için bor gerekiyordu. Zaman makinesi için. Türkiye'de de bir tek sen çıkarıyorsun Ömer. İşte biz de ekmeğimizin peşindeyiz Sefa. Ne yapacaksın? En son çatışmaya dedik. İpek nerede? En son şu avukatın yanına gitmişti. Yapacak bir şey yok Sefacığım. Bizim de kendimize göre tedbirlerimiz var. Bizi takip ettiğini anladık. Bak İpek geldi işte. Selam Sefa. Dur şunları çıkarayım mı beni? Bak geldim. Sami ne oluyor? Her elbiseli İpek sanma. Lanet olsun, kandırıldı. Yapacak bir şey yok. Sen artık şu emanetini al. Bizim yormasın. Üç depo kadar doldurur bu senin makineyi. Eksin olursa yine gelirsin. Gerçek İpek seni kapıda bekliyor. Artık git. Sağ ol. Anlat artık, hiçbir şey yapamadım ya. Değil makinim. En son fında piyasadan çekmekten bahsediyorduk. Bu işe devam edeceğiz mi? Hallederiz bir şekilde. Sen şu olayları hallet de. Ben halk boyutunu hallederim. Ekonomi sıkıntı olmayacak. Davaları hallederse sıkıntı yok. Allah dava boyutunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili maddede ticari rekabetle ilgili bütün kolaylığı bize sağlamıştı. Oğlum kaçıncı maddedeydi? 142'nin 6. bendinin 5. maddesi efendim. Kaçırılırsın bana nasıl söylemezsin? Hadsiz, düşüncesiz. Senin yüzünden işkence gördüm. Ya sen mal mısın? Benim yerime resmen adam koymuşlar. Ve sen fark etmedin. Bu senin suçun. Tamam hatta biraz da bende. Saçının renginin farklı olduğunu anlamıştım. Bu resmen hakaret bana. Sen de senin gibi dedektif olmaz olsun. Boru getirdik. Aslan eyvallah. Gençler, araç hazır. Buyurun, geçin ikiniz. Görüşürüz ben. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin. Haydi görüşürüz. Vay bende büyük alet. Dışarıdan hiç böyle gözükmüyordu. Hadi zaman kaybetmeden harekete geçmemiz lazım. Bu tuşların ne işe yaradığını biliyor musun? Burası uçak kokpiti gibi mübarek. Ve
Merak etmeyin, ben gelken her şeyi ayarladım. Sadece ortadaki büyük kırmızı yuvarlak buton olmasın. O değil, yanındaki büyük olan, üzerinde onayda yazan buton. Neyse, ben buradan ayarlıyorum. Siz ellemeyin yeter ki. O veya bağırmanızı dikkatli olun. Zamanın akışını birbirsiz bozmayın da. Bir de onu düzeltmeye uğraşmayalım. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Kaldı sunum için. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ve karşınızda dünyaca tanınmış eğitim bilimci Erkin Güngör Ekercan. Evet, şimdi sunumumuza başlayalım. Şunu takalım. Allah Allah. Sunum nerede? Bu eski sunum galiba. Eski sunumu getirmişiz abi. Hocam süremiz daralıyor. İsterseniz başlayalım yavaştan. Evet, başlayalım o zaman. Merhaba çocuklar, tekrar. Evet gençler, sınav yaklaşıyor ama unutmayın, asıl hayat sınav. Bir daha. Herkes bir kere mezuna kalmalı. Yani ben de bunu tattım. Yani ilk seferde üniversiteye girmek olmaz. Bir kere en azından bunu tadalım. Sonra arkadaş ağrıdan geldim dedi. Çok iyi değil mi ya? Yani bir işin mutfağını bilmeden o işte yönetici olunmaz. Yani en alttan gelmek lazım. O mutfakta çalışmış olmak lazım. Doktor mu olayım, veteriner mi olayım? Aslında cevap belli. Hangisinin daha çok müşterisi varsa o olayım. Yetenekli olmadığım ya da ilgi duymadığım mesleği sırf parası için diye seçmeli miyim sizce? Şimdi şöyle düşünelim. Herkesin yeteneği olduğu bir işi yaptığını düşünelim. O zaman senin berberde saçını kim kurulayacak? Yani onu yapan adamın yeteneği herhalde havluyla kafa silkelemek olmamalı. Teşekkürler. Yurt dışında mimarlık okuma imkanım olur mu sizce? Heh, çok güzel. Bak şimdi sana bir örnek vereyim. Sol fotoğrafta Almanya'ya gitmiş, kebapçı olmuş. Ayda 3000 lira kazanıyor bizim skalamıza göre. Sağ taraftaki de yurt içinde kalmış. Ve kebapçı CEO'su olmuş. Ve ayda 30 bin dolar kazanıyor. Atalarımızın şöyle bir sözü vardı. Siz bilir misiniz bilmem ama şöyle derlerdi. Yurt dışı yalan, başarılı olur ülkesinde kalan. Sizce hayallerim büyük tutmalı mıyım? Şimdi şöyle. Hayallerinize her zaman ulaşamazsınız. Yani biraz hayal konusunda realist olmak gerekiyor. Mesela ben bir an önce emekli olmak istiyordum. Böyle sabahın köründe kalkmamak istiyordum.
Mersin'de yazlık almak istiyordum ama emekli oldum. Bu kez geçinemedim. Maaş az geldi. Şimdi orada burada böyle sunumlar yapıyorum. Mesela canım sen hiç başkalarının sırtından geçinmeyi düşündün mü? Mesela bul zengin bir eş. Yakışıklı adamsın yani. Bence yap bunu. Uğraşma, boşver. Yani biraz da erkekler sinsi olsun. Biraz da yani bu konuda biz yapalım, değil mi? Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize şimdiden sınavınızda başarılar diliyorum. Hocam edeyim gel. Ya, sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Madem hayallerime ulaşamayacağım, başka bir şey seçeyim bari, ne yapayım? İtalya. İtalya olmaya da bilir. Burada da halledebiliriz bu işleri. Torna Üniversitesi istiyorum ben. İşin mutfağını bilmeden patron olmaz dedi ya. İyi olduğumuz iş yapacak değiliz ya. Bari hizmet sektörüne girelim de iş alanımız geniş olsun. Başka tercihe gerek yok. Askeri yüksekokulu kazandım ya. Bir kez başarmak yetermiş. Ne uğraşacağım para kazanmaya ya? Yerim onun parasını. Arkadaşlar, etkinin sıfırlanması için etkilenmiş herkesin sunum olan güne beraber zamanda yolculuk yapması lazım. Herkesin mi? 55 kişi birden mi? Daha bir balo bile düzenlememiştik. Herkesi ikna etmemize gerek olduğunu kim söyledi? Zaman makinesinin bir diğer modu da kendi dışındaki tüm evrene zaman yolculuğu yaptırmak. O zaman yapacak bir şey yok. Hepinize iyi yolculuklar. Gerçi nasıl olsa zaman makinesinin içindekinden başka kimse bir şey hatırlamayacak. Ay, gideyim bari. Aç kapıyı. Buyur patron, geç. Ay, sağ ol canım. Ay, tamam. Ay, hangi tuştu? Şu muydu? Güzel geçti. Kesin istediğim yer oluyor. Harika geçti sınavı. Berlin Teknik düşünüyorum ama Euro çok pahalı. Oxford'un da havası kötü diyorlar. Büyük ihtimalle Harvard'a gideceğim ya. Önce biraz sakinleş. Tamam. Gördüğüm kadarıyla sonuçlar çok güzel gelmiş. Senden İşte sonu geldi. Zaman Yeah.
hiç bitmezdi. Sevmemezlikler, inen hatıralar ve de hatırlar anlar geçmişte kalacak. Şurada kandırıyoruz.